Herkese merhaba. Geçen videoda böyle biraz spekülasyonlu bir, bir şeylerden bahsetmişiz herhalde. Çok tepki aldım. Dediler ki işte hayır bunlar Türkiye'deki evlerde de var. Siz bilmiyorsunuz. Siz fakirsiniz falan diye böyle. <laughs> çok üstüme üstüme gelindi. Yani ben hani genel olarak bahsetmek istemiştim. Genelde Türkiye'deki evlerde yok diye. Dedim ki madem öyle. Challenge accepted. Dedim ki Türkiye'de gerçekten olmayan ama Amerika'da sıkça karşılaştığımız, her yerde gördüğümüz şeylerden bahsedeyim. Yani aslında biraz buranın kültüründen bahsedeceğim. Biraz kültür karşılaştırması olacak bu. İlk olarak restoranlardan bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim birkaç madde var. Öncelik su getirmeleri restoranlarda. Türkiye'de hiçbir zaman ücretsiz su bulamazsınız. Yani ücretsiz böyle size su vermezler yemeğin yanında. Ben Türkiye'de sadece bir kere karşılaştım o da Çin restoranıydı. Ama burada hangi restorana giderseniz gidin yine bazen Türk restoranları hariç burada size su getireceklerdir. Bu aslında çok su tüketmelerinden kaynaklanıyor Amerikalıların. Yani böyle herkes elinde mataralarla, sularla geziyor. Yani Amerika'nın aslında Popülasyonu düşünürsek yarısı aşırı sağlıksız besleniyor ve obezler. Diğer yarısı çok sağlıklı besleniyor. İşte suyunu çok içiyor, çok güzel besleniyor falan. Bu bundan kaynaklı biraz. Restorandaki bir ikinci durumda çocuk menüleri. Çocuklara çok uygun fiyata çok güzel menüler sağlıyorlar. Yani porsiyon olarak o fiyata göre çok iyi yemekler getiriyorlar. Ama yanınızda 12 yaşından küçük de bir çocuk bulunmalı. Yani siz çocuk menüsü istemiyorsunuz kendinize. Bu da çocukların işte sağlıklı ve güzel yemeklere kolay ve ucuz yolu ulaşımını sağlamaktan kaynaklanıyor. Yani aslında şey diyorlar hani çocuklar bu sınıf eşitsizliğiyle büyümesinler. Onlar yeterli besini her türlü alabilsinler. Yani mantık bu aslında. Üçüncü olarak da bahşiş vermek. Tabii ki Türkiye'de bahşiş veriyoruz ama bu hani gönlümüzden ne koparsa gibi bir durum. Ama burada böyle bir zorunlu bir durum var. Yani şöyle işte en düşüğü %10 olmak kaydıyla %25-%30'a kadar bahşiş verebilirsiniz. %10'un altına bahşiş verirseniz ya da bahşiş vermezseniz garsonlar peşinizden gelirler. Yani şöyle gelirler. İşte kötü bir şey mi yaptık? Hani çok kötü bir servis mi verdik size, Neden bahşiş vermediniz ya da neden az verdiniz diye sorarlar. Yani aslında bahşiş vermemek ya da %10'un altında bahşiş vermek şu demek siz bana çok kötü bir servis sağladınız. O yüzden ben asla burayı beğenmedim bir daha gelmem falan demek yani. %10'da işte yani vasat hani böyle beklentimin çok çok altında falan gibi bir durum. Genelde %15, %20 çok beğendiysek %25 falan veriyoruz bahşişleri de. Şimdi buna ek olarak hani bahşişler işte gelen faturaya ya da yediğiniz işte neyse o bile ekstra ödenen bir şey. Burada ekstra ödenen bir şey daha var. Restorandan çıkalım, vergilerden bahsedelim. Alışveriş yapıyorsanız, yemek yiyorsanız, herhangi bir şey satın alıyorsanız vergiler ekstra ekleniyor. Yani şöyle biz Türkiye'de hani bu son vergi zamlarından sonra da böyle bir bundan bahsedeyim istedim. Burada vergilerin oranları pek değişmiyor. Yani eyaletten eyalete değişiyor ama zamanla değişmiyor. Ama vergileri görüyorsunuz. Yani şimdi Türkiye'de biz listelerde, yani işte markete gittiğimizde ne alacaksak o etiket fiyatında vergi içinde dahil olarak görüyoruz. Biz aslında ne kadar vergi ödediğimizi bilmiyoruz miktar olarak. İşte gidiyoruz kasada, bütün rakamları topluyorlar ürünlerin rakamlarını ve son rakam o oluyor. Ama burada öyle değil. Burada siz vergisiz halini görüyorsunuz o, o fiyatların alıyorsunuz. Kasada topluyorlar onun üzerine artık eyaletten eyalete değişiyor. Massachusetts'te de %6.25 olacak şekilde vergi ekliyorlar ve o vergiyi de görüyorsunuz. Aslında siz vatandaş olarak ne kadar vergi ödediğinizi burada biliyorsunuz. Yani tabii ki yüzde olarak Türkiye'de de biliyoruz ama kimse hani buna dikkat etmiyor. Aslında bunu ekstra ekleseler biz durumun daha çok vehametini anlarız diye düşünüyorum. Yani bu, burada yüzde 6.25 ödediğimiz şeyi neden Türkiye'de artık yüzde 20 ödüyoruz diye sorgularız diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer bahsetmek istediğim de burada drive-in sinemalar. Yani önceden hani biz çocukluğumuzda böyle taş devri izliyorduk. Benim yaşım, benim kuşam ve daha öncesi bilir. Taş devrinde işte çakmak taşlar arabalarıyla sinemaya gidiyorlardı ve arabayı durdurup böyle sinema izliyorlardı. Bu aslında işte müzikallerde, filmlerde de gördüğünüz bir şey. Böyle Grease falan izleyenler bilir. Orada da işte arabayla durdurup sinema izliyorsunuz açık havada. Burada o kültür hala var. Yani gidiyorsunuz arabayla işte kocaman bir ekran var bir açık havada. Arabanızdan işte o o sinema hangi frekansta çalışıyorsa radyoda o frekansı ayarlıyorsunuz. Sesini arabanızdan alıyorsunuz ya da telefonunuzdan alıyorsunuz ve sinemayı o şekilde izliyorsunuz. Böyle bir işte piknik alanı gibi oluyor akşamları. Güzel oluyor. Bir diğer bahsedeceğim. Aslında bu da işte kültürle alakalı bir durum. Drive-thru ATM'ler. Yani arabadan hiç inmeden işte yanaşıp, böyle ATM'ler var, yanaşıp para çekebiliyorsunuz. Bunun aynısı eczanelerde de var. Yani arabanızdan hiç inmeden eczanelerden reçetenizin olduğu ilacı alabiliyorsunuz. Şimdi bu da burada işte çok yürümeyi sevmemekten, mesafelerin çok uzak olmasından, her yere bireysel arabanıza gitmekten ve toplu taşımanın olmamasından kaynaklanıyor. İşte bu çok farklı gelmişti bana yani. Türkiye'de asla böyle bir şey göremezsiniz. Bir diğer bahsedeceğim de çiftlikler. Yani farm diye geçiyor burada. İşte farmlar var, insanların çiftlikleri var. Orada meyve sebze yetiştiriyorlar, hayvanlar var falan. Siz hafta sonu etkinliği olarak ailenizi alıyorsunuz ve o çiftliklere işte hayvanları incelemeye, hayvanları sevmeye, işte çilek, elma, böğürtlen neyse artık o mevsimde ne varsa onları toplamaya gidiyorsunuz. Bir de böyle bazı farmları, bazı çiftlikleri panayır alanına dönüştürmüşler. Oralarda farklı etkinlikler var. İşte çarpışan arabanın böyle su botu şekli versiyonu, mini golf, işte beyzbol falan gibi böyle yapabileceğiniz küçük küçük etkinlikler var çocuğunuzda. Zipline falan gibi. Gidip işte bilet alıp tek tek ya da böyle topluca onlara katılabiliyorsunuz. Böyle çok güzel bir kültür var. Bu Amerika'da çok yaygın mı bilmiyorum ama Massachusetts'te çok yaygın. Yani doğu eyaletlerinde çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Yani bu aslında şöyle hani meyve toplamak falan dedim ya aslında bunun özel bir adı da var. Özellikle böyle Eylül ekime geldiyseniz apple picking event'ler oluyor bu çiftliklerde. İşte gidiyorsunuz Böyle boyut boyut poşetler var. O poşetlere paralar veriyorsunuz işte ne kadarsa. O poşeti doldurana kadar gidip elma topluyorsunuz. İşte süresince yediğiniz elmalar da ücretsiz oluyor. Hani böyle bir etkinlik oluyor. İşte Eylül ve Ekim zamanı. Hatta gitmişken orada işte o sezon balkabağı sezonu böyle Cadılar Bayramı falan hani az çok takip edenler bilirler. İşte hem elma hem de balkabağından yapılmış turtalar satıyorlar falan. Onlardan da yiyebiliyorsunuz. Böyle güzel etkinlikler oluyor. Böyle aileyle yapılan etkinlikler burada çok fazla. Hani Türkiye'de biz böyle ailemizle akrabalarımızla buluştuğumuzu hep genelde evde oluruz. Hani akraba toplantısı yapalım, şu etkinliği yapalım. İşte Luna Park'a gidelim, pikniğe gidelim. Hani piknik oluyor biraz ama böyle bir para verip etkinliğe gidelim falan Türkiye'de pek olmuyor bu. Burada gördüğümde hoşuma gitmişti yani. Şimdi bir diğer bahsedeceğim farklılık da burada tatillerin yani resmi tatillerin pazartesiye denk getirilmesi. Yani tatilleri şöyle yapmışlar. Bizde nasıl şey i̇şte 29 Ekim var, 19 Mayıs var, 23 Nisan var. Bunları kutluyoruz. Bunlar hafta içine denk gelirse bir gün tatil. Ya da salı ya da perşembe olursa işte pazartesi cuma da tatil edilebiliyor. Ya da işte hafta sonuna denk gelirse hani o zaman zaten tatil olmuyor. Burada şöyle yapmışlar. Demişler ki 19 Mayıs olmasın da işte Mayıs'ın 3. Pazartesi biz Gençlik Bayramı'nı kutlayalım. Şu an tamamen farazi konuşuyorum. Burada farklı farklı bayramlar var. İşte Nisan'ın ilk pazartesi demişler. Ya da Eylül'ün son pazartesi demişler. Ya da ne bileyim işte... Mart'ın ikinci pazartesi demişler. Yani hep pazartesi yapmışlar ki insanlar 3 günlük tatile çıkabilsinler. Buna da long weekend diyorlar. Yani uzun hafta sonu diyorlar. Bu şekilde bir ayarlama yapmışlar. Güzel olmuş. Bunun işte iki tane exception'ı var. Bir tanesi 4 of July yani 4 Temmuz. 4 Temmuz burada bağımsızlık günü. 4 Temmuz ne günse o gün kutlanıyor. Bir diğeri de işte yılbaşı yani 1 Ocak o zaten fix. Christmas. Christmas da Noel tatili yani. Noel tatili yılbaşından tam bir hafta önceye denk geliyor. İşte hafta içi ise hafta içi tatil oluyor. Hafta sonuysa pazartesi tatil oluyor. Aynı şekilde 1 Ocak da öyle. 1 Ocak hafta sonuna denk geliyorsa pazartesi tatil ediyorlar burada. Hani o tatilinizi yemiyorlar sizin. Şimdi o bağımsızlık gününden bahsetmişken, Fort of July'den bahsetmişken biraz da buradaki kutlamaların farklılığından bahsedeyim. Şimdi bu Türkiye'den şu an için söylüyorum çok 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 farklı. Şimdi burada bağımsızlık gününü havai fişeklerle kutluyorlar. Fort of July ismi yani 4 Temmuz bağımsızlık günü ama bu bir hafta kutlanıyor. Yani 4 Temmuz'a gelene kadar bir hafta boyunca farklı farklı şehirlerde, farklı farklı bölgelerde, farklı stadyumlarda, nehir kenarlarında havai fişek işte gösterileri oluyor. Bunlarla kutluyorlar. Bu gösteriler, havai fişekler 20 dakika, 30 dakika sürüyor ortalama olarak. Ve çok fazla işte hesap etmiştik biz yanlış hatırlamıyorsam böyle 1000-1500 tane fan havai fişek atılıyor tek bir gösteride. Bu kadar böyle coşkuyla kutluyorlar. Şimdi tabii farklı diyorum Türkiye'den. Neden? Çünkü kimse muhtemelen artık 30 Ağustos'un nasıl kutlandığını eskiden hatırlamıyor. Artık kutlanmıyor çünkü. Ya da 19 Mayıs'ları ne kadar coşkuyla kutlandığını hatırlamıyor. Yani ben çocukken biz 23 Nisan'ları stadyumlarda kutlardık. 19 Mayıs akşam kutlanırdı stadyumlarda ve havai fişekler atılırdı. Çok coşkuyla kutlardık. 29 Ekim keza öyle. İşte bağımsızlık günden bahsediyorsak Zafer Bayramı'nı kıyaslamamız lazım. 30 Ağustos. Biz böyle kutlamıyoruz artık bayramlarımızı maalesef. Ama burada böyle bir şenlik. İşte herkes Amerika'nın doğum gününü kutluyor. Bu çok güzel bir şey. Yani hem çocuklara bu milli bayramları öğretiyorlar hem de bunu o kadar güzel, o kadar coşkuyla kutluyorlar ki milli bir duygu aşılıyorlar. Hepimiz de eğleniyoruz. Hani biz Amerikalı değiliz ama gidiyoruz en azından havai fişek gösterileriyle eğlenmiş oluyoruz. Bunlar sadece tabii ki havai fişek gösterileriyle sınırlı kalmıyor. Hani biz önceden nasıl kutluyorsak öyle kutlanıyor. Konserler oluyor, işte farklı etkinlikler oluyor, çocukları eğlendiriyorlar. Bu böyle hani 3-4 saatlik bir etkinlik aslında. Hangi gün katılıyorsanız o etkinliği ama tabii asıl günü 4 Temmuz. 4 Temmuz'da da işte bir sürü etkinlik oluyor. Böyle kutlanıyor. Yani ben de buradan işte ülkemizde de artık bu şekilde kutlanmaya tekrar başlanmasını temenni ederek bitirmek istiyorum. Biz burada Maalesef, hani maalesef demeyeceğim. Amerika'nın bağımsızlık günü kutluyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ama maalesef sadece bugünü kutlayabiliyoruz. Ve aslında ben burada olduğum için kendimi biraz şanslı hissediyorum. Çünkü biz burada gerçekten 29 Ekim'de kutluyoruz. 23 Nisan'da kutluyoruz. İşte 19 Mayıs'ta kutluyoruz. Her şeyi de hakkıyla kutluyoruz. Bir araya geliyoruz Türkler olarak. Ve Türkiye'de olmayan coşkuyla burada kutluyoruz. Yani benim dileğim Türkiye'de de aynı coşkuyla tekrar kutlanmaya başlaması olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine yorumlarda bekliyorum. Yine diyebilirsiniz. Hayır bu kesinlikle böyle oluyor Türkiye'de falan. Hani bilmiyorum nerelerde yaşıyorsunuz. Bu şekilde yorum yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen beğendiyseniz böyle bir hemen küçük beğenin. Ben de böyle hani ne kadar beğeniliyorsa o tarz videolar çekmeye çalışacağım. Çünkü insanlar buranın kültürünü merak ediyorlar. Tekrar teşekkürler. Hoşçakalın.